Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sakarya Termallere gidiyoruz arkadaşlar. Orada bir iki günlük tatilimiz olacak. İnşallah güzel geçer. Hadi o zaman yolculuğa geçelim. Evet arkadaşlar, 2 saatlik bir yolculuktan sonra eve geldik. Tabii bir ev videoyu da yapmamız lazım yani. Size bir görün dedim evi. Arkadaşlar ev hamam gibi öyle sıcak ki yani bekleyin birazdan size göstereceğim evi. Şimdi yani acayip sıcak arkadaşlar. Atletle bilene geçseniz yine terliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, girişte şöyle bir askılık yerimiz var. Şu altta ayakkabılık. Yanında bir tane daha raflı dolap var. Şurada ayakkabılık olarak kullanıyoruz. Evet, şöyle bayağı geniş bir dolap ama biz kullanmıyoruz şu an burayı. Kur'an-ı Kerim var herhalde şurada. Evet, Kur'an-ı Kerim. Burada kuralları, şartları yazıyor buranın. Bu arada arkadaşlar, buraya geldiğinizde kart olmadan elektrikler falan çalışmıyor. Yani kartı takıyorsunuz, öyle elektrikler falan çalışıyor. Yoksa takmadığınız sürece elektriği alamıyorsunuz. Şurada kıbleyi gösteren bir şey var arkadaşlar. Her yere bu arada yazı falan koymuşlar. Şurada minik bir mutfak var. Şöyle, yani yine güzel bir mutfak. Elektrikli şeyi falan var. Buzdolabı falan. Her şeyi tam yani. Arkadaşlar böyle bir tane oturma odası gibi bir şey diyelim biz buna. Bunlar normalde şuradaki koltuk ve şuradaki koltuk şunların üstündeydi. Kaldırıp koyuyorsunuz. İşte 4 tane koltuk oluyor. Bayağı güzel. Yani katlanabilir bir şey. Televizyon var arkadaşlar. Telefon var. Buradan mesela telefondan ihtiyacınız oldu mesela, girişteki adamı arayıp bir şey diyebiliyorsunuz. Burada sandalye, koltuk falan var. Burada da balkon var. Şöyle biraz geniş bir balkon. Arkadaşlar şöyle dışarıda şurada yürümek için bir yer var, park gibi. Ve arkadaşlar şurada, bir saniye gözükmez, şu arabanın arkasında şey var arkadaşlar, spor yapmak için bir yer var. Dışarısı da böyle arkadaşlar. Havuz falan da var bu arada arkadaşlar. Oraları da size inşallah göstereceğiz. Evet arkadaşlar, burada tuvaletimiz de var. Şöyle yani güzel bir tuvalet. Şurada havalandırması var. Musluk. Evet arkadaşlar, burada da bir tane odamız var. Yine aynı şekilde yatak odası. Ve buradan da balkona çıkabiliyorsunuz arkadaşlar.
arkadaşlar, bu arada bir tek bu ev böyle değil, öbür evler de aynı şekilde dizayn edilmiş. Halılardan tutun koltuklara kadar, koltuklardan tutun perdelere kadar her şey aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi banyomuz bu. Böyle bir şey, böyle bir yer. Şurada uyarı yazıları var. Mesela dikkat, lütfen mavi sabunla yıkayınız. Mavi ne demek, onu pek anlayamadım ama sabunla yıkayın diyorum. Burada bayağı büyük bir küvetimiz var. Jacuzzi mi denir, küvet mi denir bilmiyorum. Şurada havalandırma var. Bir de bunun motoru varmış, içerideki buharı çeksin diye. Onu da ışığı açıp kapattığınız düğmeden açabiliyorsunuz. Klozet, işte banyo ve lavabo var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası şelalenin kapısı. Şelale dedikleri arkadaşlar, yani tam şelale değil ama şelale. Yani hani böyle olur ya, kendileri yaparlar, şelale derler. O tarz bir şey. Şöyle değişik bir yol var buradan. Bakalım nereye çıkıyor. Evet, şuradan şelale dedikleri yer burası arkadaşlar ama şu an çalışmıyor. Böyle. Birkaç gündür çalışmıyor arkadaşlar ve ortasında da çok güzel bir çiçek var böyle. Çöplüsü. Kafesi bile ne var arkadaşlar şurada. Buraya da böyle mağara gibi bir görüntü vermişler.
Evet arkadaşlar, burada sanırım Bayan VC ve Bay VC var sanırım. Şöyle. Oradaki ev olur mu? Evet arkadaşlar, şu anda havuza gelmiş bulunmaktayız. Havuz acayip sıcak. Yani sandığınız gibi değil. Böyle adamı bildiğiniz şokluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, size bir bilgi vereyim. Suya girdikten sonra bir 5 dakika sonra gidip soğuk suya girip tekrardan sıcak suya girerseniz şoklanma oluyor ve bu daha da sağlıklıymış. Bilginiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar, bayağı güzel bir havuz, yani size de tavsiye ederim, gelirseniz siz de deneyin yani. Evet arkadaşlar, bu arada burada arkadaşlar anahtarlar var. Anahtarlarla mesela dolabınız var. Size verilen numarada eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Mesela 18 numara gibi. Bu arada arkadaşlar, bunları kolunuza takabiliyorsunuz ya da cebinize atıyorsunuz. Sıcak arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar, şurada tuvalet, şurada duşlar var. Bir yer. Evet arkadaşlar, şimdi bugün cuma. Cuma namazına camiye gidiyoruz arkadaşlar. Camiyi de en son size gösteririm. Ben de şu an caminin nerede olduğunu bilmiyorum. Bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi cuma namazını kıldık. Eve dönüyoruz. Videonun devamında görüşürüz arkadaşlar.
Evet arkadaşlar, burayı da gezdik. Şimdi eve gidiyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi bir çeşme var. Bayağı güzel bir var. Gelirseniz buraya buradan içersiniz. Tavsiye ederim. Ya küçük küçük. Evet arkadaşlar, güzel bir tatilin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar normalde tatilimiz 2 gün olacaktı ama 3 gün oldu. Arkadaşlar ya kaplıcalar güzel. Size de tavsiye ederim, gelebilme gibi bir imkanınız olursa gelmenizi tavsiye ederim. Biraz havuzu çok sıcaktı. Yani onun dışında bayağı güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, neyse 3 günlük bir video oldu. Vlog yani. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay. Arkadaşlar tatilimizin sonuna geldik dediğim gibi. Şimdi eve terk etme vakti geldi. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayrılık vakti geldi. Evet arkadaşlar, ayrılık vakti geldi. Güzel bir tatildi.